Evet, konuşuyoruz, bir lafımız var bizde, söylenmeyin, söyleyin. Dolayısıyla biz de söylenmeyip söyleyecek konuklarla program yapmayı tercih ederiz. 8 Mart Dünya Çalışan Emekçi Kadınlar Günü'nde de Faika Deniz Paşa ve Burcu Okur'u stüdyomuza konuk ettik. Gayet de güzel konuşuyoruz. Çünkü bakınız bildirilere, imkanınız varsa saklayın bütün protokolün. Gelecek sene eğer o yerdeyseler gene aynı 3 aşağı 5 yukarı aynı bildiri yayınlanır. Ve herkes memnun olur. İşte bir miktar kadına yemek verilir bir yerlere. Karanfil, bilmiyorum bugün çok yoğundum bakamadım ama mutlaka bir yerlere karanfil dağıtıldı. Gül dağıtmazlar çünkü gül daha pahalıdır. Gül daha pahalıdır. Ve böylece bugün yaşanmış olur. Oh, bu da bitti derler. Bu da bitti. Evet. Ömrümüz biter. Peki biterken ne kazanırız? Bu da ayrı bir mesele. Bir iki telefon bağlantımız da olacak. Sizler de katılmak isterseniz katılabilirsiniz ama konuklarıma dönüp şunu söyleyeyim. Kadın bakımı bağlamında Kuzey Kıbrıs'ta sizi en çok ne rahatsız eder? Yani Kuzey Kıbrıs özelinde şu daha rahatsız edici diye bir ayrım belki yapmam çok mümkün olmayabilir ama bizim dediğim gibi az önce de sorun olarak gördüğüm şey biraz da o öğretilen toplumsal cinsiyet rolleri Sözünüzü şekillendiriyor. balla Sorunu kesiyorum. başlayacağım. Nazife Doğan Gün hattımızda. Nazife Hanım Doğancı, Elyeli'dir. Çok uzun zamandır kendisini görmedim ama böyle belleğimde açık sözlülüğüyle biliyorum. Onun için görüşlerini bir almak güzel olacak. Nazife Hanım merhaba. Merhabalar benim güzel oğlum. Buyur. Alo. Alo. Evet, bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Vallahi hiç hayatımda kadın olamadım be çocuk. Onun için sağ olun, var olun. Kendimi bildim bileli izavura köleyim. İzaura Kele. Evet. Ne demek istedim? Sabah 5, akşam 2. Aman Allah'ım. E peki bunun karşılığında da paranı alın. Çok şükür olsun. Allah kuvvet versin Suat Ağa. Suat Peki. Bey'ime Allah kuvvet versin. Peki. Nazif Hanım Allah şöyle bir hiçbir şey zaman sorayım. kendini düşürtmesin elden ayaktan. Peki. Bir şey sorayım size. Yani kadın hakları denildiğinde samimi olarak ne gelir aklınıza? Vallahi çok özür dilerim ama bu memlekette kadın hakkı yoktu. İşlersen alnının terine paranı alın. İşlemezsen güle güle o bir tekme vurur, öteki bir tekme vurur, çeker siktirir gibi. Hak Peki. mak yoktur, artık kaptı değilim o haklar. Daha hak arkasında koşturulsun diyoruz. Koşturulur tabii. Ne yapacaksınız? İddiatla mı hak mak yoktur, artık hak kapandı. Peki ama bakın, meclis başkanı kadın, ombudsman kadın, yüksek mahkeme başkanı kadın. Evet. Ama bu kadınlar başka, biz kadınlar başkayız. Onlar kendi kalemleriyle, şeyleriyle uğraşan bir insan. Biz de torba omuzumuza evlatlarımızı okuduruz. Evlatlarımız iş bulamaz. Hadi bunların acılarıyla, parasızlığın acısıyla, yoksulluğun acısıyla dertleri çeker gideriz. Peki Nazif Hanım, her Onlarla bizim gün aramızda dağlar kadar fark var. peki Elliye'den her gün giden gelin değil mi? Peki Evet. bu Sabah 5'te yola girerim. Yakında üniversitesine gelirim. Akşam saat 12-2'de çıkarım. Sağ olsun var olsun Suat hocama beni evime götürür. Peki. Arabalarıyla. Peki başka bir soru soracağım. Yolda Ya bir gelirken bu Alayköy'ün civarında bir hayli renkli renkli binalar var. Kerhaneler. Peki onları gördüğünde rahatsız olmaz mı? Onlar para makinasıdır derim giderim. Vay be bunlar para makinasıdır. Et satacağım dahi bilek gücümü satayım. Çok Peki. özür dilerim yani biraz köy insanı gibi konuştum ama size biraz yanlış gelebilir ama et satacağım o da para makinasıdır be Görmez Rumlar bile buraya gelir para makinalarına. Orada bile yoktur bu. Peki Sizin. yani bunların varlığı sizi rahatsız etmez mi?
tabii çoluk çocuğumuz 3 kuruş para borcu evine çıkar gelir para makinalarına verir, çeker bir ikiden de yolda giderken attım bana bas. Hadi bu da giden de murmalarını öpen, bonanlara iki tane kadar gömen toprağın altına gene hayat devam. Peki, size yetki verseler bu memlekette bir anne, bir kadın olarak önce neyi düzeltmek ister? Önce baştakilerimi de ondan sonra dibeleyim. Yani başımızdakileri bizi... Onlar izin vermese bunlar olmaz dediğim. Onlar izin vermese. Yani... Bunlar olmaz. Nasıl kendi başımına ben gidebilirim kerhane açayım. Ha, doğru. Kendi başına gidemez ki biri kerhane atsın. Doğru. Ya o levaz deli oldun ne mübarek çocuk. Fakat bazen deliler hoş ortaktırlar bazıları. Siktir et olan onları. Onlara o kabul ederler, imzalanlar verirler. Ne oldu? Artar konuyla artayız. Hasan'la artayız. Menekşe'yle işte söylenir gider. İşte onlar yapmasa bizim çoluk çocuğumuza hayır eder belki bu memlekette ama kapattık bunu. Yani çoluk çocuğunun, çoluk çocuğunun, bir dakika. Kimin eli kimin cebinde, kimin siki kimin amında hiç belli değil. Peki çok teşekkür ederim. Öperim seni çok bay bay. Bay bay. Canlı yayındır, yayın yüksek kurulu da bizi mazur görsün. Evet. Şimdi... Bu konuşan kadın normal bir kadındı, normal bir insan ama öfke taştı. Öfke taştı sabah 5 akşam 2. Yani 3 saat arada var. Sinir mi kalır? Evet, canlı yayındır. Ben yüksek kurulu, yani buracıktan yola çıkıp da aramayın bize bir şey. Bunu ne anlarım söyleyeyim size. Canlı yayın yapmak, telefon bağlantısı almayın anlarım. Özür dilemekse ben özür dilerim. Evet. Şimdi söyledikleri için de size en çarpıcı ne geldi? Sanırım bir soru. Kimse dedi yalnız başına gidip kerhane açamaz ya dedi. Ya. Yani gerçi gelin biz kerhane demeyelim gece kulüplerine. Gece kulübü değilim, genel ev değil. Demeyelim. Genel ev de değil. Şimdi hatta şeyden başlayalım. Niçin biz kerhane genel ev demeyelim ondan başlayalım belki biraz. Çünkü... gece kulüplerinin bugün geldiği noktada orada bir fuhuştan çok söz edemeyik. Şöyle ki genellikle gece kulüpleri kritize edilmeye çalışılırken, onlara karşı bir şey söylemeye çalışılırken işte önüne çıkar, toplum ahlakı çıkar, namusumuz, hastalıklar, bu tür konular çıkar. Ancak gece kulüplerinde bir de çalışan kadınlar vardır. Çalıştırılan. Ve bu insanların çalışma koşullarına biz baktığımızda, bu kadınların orada tutulma koşullarına biz baktığımızda aslında hukuken de modern kölelik dediğimiz bir sistemin orada var olduğunu görürük. Yani hani geri kalan işçiler, koluyla çalışan, kalemiyle çalışan biz işçiler ne kadar özgürük, telefonda bağlanan ablamız ne kadar özgür. O ne kadar kölelik değil ama hani uluslararası sistem onu çok köle olarak adlandırmıyor ya. Onun bile kölelik olarak adlandırdığı bir sistemden bahsederek gece kulüpleri söz konusu olduğunda. Şimdi zaman zaman benim de işim vasıtasıyla orada çalışan kadınların aileleri bize ulaşır. Gidip biz onlarla görüşürük. Bulundukları koşuldan çıkmalarına yardımcı olmaya çalışarak ondan hani söyleyeceğim bunları. Gece kulüplerine baktığımızda bir konumları itibarıyla zaten ovanın ortasındadırlar. Hiçbir işçi aslında çalıştırıldığı yerde barındırılamaz. Ama o kadınlar o duvarların arkasında, duvardan kaçınca da zaten ova var. Çok bir kaçış ihtimali yok. Fiziksel olarak toplumdan izole bir şekilde aylarca bir yerde tutulurlar. Tuzla'dan biri varmış. Osmanlı yolun merhaba. Osmanlı yolun merhaba. Merhaba. Merhaba Hasan Bey. Merhaba Osman Bey. Bir problemim var benim. Söyleyeyim size. Söyle bakalım. Ben
Senin programlarını beğenirim. Ben buradan... Bir dakika. O televizyoncunun sesini bük aşağı doğru. Tamam, biraz kısayım önünü. Ben Buraç'ta Sağlık Bakanı'na ulaştırmaya istedim bunu. Ben Marül Gazi'yim ve sosyal sigortalıyım. Geçen gün gece evde düştüm. Gittim gece dikiş yaptım hastane. 2 saatte eve götürdü beni. Hı hı. Gittim dün pansuman yapsın. Bana saat 5'ydi. Pansuman biz yapmaya istedi. Dedi gene gözüm ölsek bile gelmeyecek. Burada şeye gittim. Yani başka özele gittim ve beleş yaptı. Bu hastaneleriyle çıkar da şey bakan bir över över bir pansumanı yapman hastane ne tutarlar hastaneyi de tutarlar o işte. Doğru. Bir yerlere laf söyledim o işte. Neresi lan git dedim yapmam dedi. Yazıklar olsun. Yazıklar. Ve Urum'a gitsen Urum'a bize yapacak. Ya. Tamam Osman Bey. Bunu söylesek kötü ama kattılar da beni. Bak sana bir şey söyleyeyim. Oturma odasında otururlardı hepsi. Dinle yani Osman Bey. Öyle konuşurken evet. Bunu söylerse kötü olacak, kötü olacak değil mi? Evet. Söyle de korkma. Evet. Otururlardı odada yani dedim ki acil durum vardı. Çok insanları vardı. Vereyim mi neresi insansı var? Otururlardı evet. Yapamam dedi. Neresinden git dedi. Kızım da dedi gene. Benim kolum kopuk arabada sürmem. Kızımı bekledim işten çıksın da getirsin beni. Anladın? Bir daha övüneceklerinde 4 harman yer isterler. Evet övündüklerinde o şey bakan 4 harman yer ister. Onu yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ve bir pansumanı pambucu çıkarsına bir ilaç koysun yapmadı bana. Ve peki. Acile gittim, başka bir hastaneye gittim, para teklif ettim, almadılar. Peki geçmiş olsun Osman Bey. Sağ ol, bu yaştan belki duyarlar da söylediğim üzere. Sizi çıkıp televizyona reklam edeceğim dedim. Korkmam hiç bizimle dedim. Korkma. Tamam. Biz daha uğraştayız. Tamam. Bay bay. Sen de beni biraz doğru da belki duyar. Sağlık Bakanı da bunlara bir ders verir. Duyarlar. Duyarlar hiç merak etme. Tamam. Bay bay. Bay bay. Evet burada. Biz buracıkta ben derim ki vazifenin nedir? Seyyar dikili daş. Evet. Yani gece kulüplerinden devam edecek olursak fiziksel özgürlüğün kısıtlandığı bir şeyden bahsederek. Tabii devlete göre orada cinsel hiçbir aktivite gerçekleşmez. Ancak bunun karşısında herkesi zaten diline dolanan 2 haftada bir kadınların cinsel yolla bulaşılan hastalıklarla ilgili orada çalışan kadınların kontrol edilmesi. Orada ancak bu sadece devletin ikiyüzlülüğünü göstermez. Yani hem ahlaklı olup yasalara göre hem de ahlak dışı bir şey yapmasını. Bir de aslında mesela o hastanede ne olur onu da bir sorgulamak lazım. Geçtiğimiz yıllarda... Bence hastaneden devam ederek virgülü koyabiliriz. Tamam şimdi. Oradayız. Sevgili Ziba Kiraz. Alo. Alo sevgili Ziba Kiraz. Merhaba. Merhaba sevgili hocam. Nasılsın? Aa otururum. Yanındaki kızlara da... Sevgili hocam yanındaki kızlar da hoş geldi yayınımıza. Ya. Ve tüm anneler, annelerin çalışan hanımların, emekli hanımların kutluyorum günlerini. Ayrıca bugün bir şey söyleyeceğim sana. Kuzey Kıbrıs'ımızın çok değerli bestekarı Kamran Azim Hemen rahmetle anıyorum. Allah'ta rahmet diliyorum. Tüm sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Tüm sevenlerine. Çok güzel, doğru söyledin. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ziba Kiraz böyle sabahtan kalktı, aynaya baktı, hayatını böyle bir gördü. Sen bugün ne hissettin? Vallahi Hasan'cığım sana bir şey söyleyeyim sevgili hocam. Kızlarımızla biraz önce konuştuklarını hep dinledim, duydum. Eskiden köyde saat 4'te kalkardık biz. Burçak yolmaya, demet bağlamaya, orak biçmeye giderdik. Tamam mı? Evimize ojeler değil, kınalar yakardık sevgili hocam. Aha. Eskiden böyleydik, böyle geçiniyorduk. Kaç yaşına kadar işledin köyde? Böyle geçiniyorduk. Kaç yaşında ovaya gittin?
Ben mi? Evet. 10-11. 10-11 yaşında. Kadayağı toplardık. Karatüken toplardık, kosteş toplardık. Evet. Yemeğimizi haftada bir, rahmetlik babacığım haftada 15'te bir, bir de bize et alır getirdi. Bir şeyi kurtarırdık, yerdik. Ovalarda pişirirdik şeyleri, pilavları, bu pilavını ovada pişirirdik sevgili hocam. O günler nerede? Şimdi hiçbir şey yoktur. Biraz önce de o hanım bağlandı ya, o lafı konuştu, onu kınıyorum. Öyle söylememesi lazım. Gene de ben de yayınımız tarafından, senin tarafından, ben de yüksek kurumdan özür diliyorum. O kadının için de özür diliyorum. Tamam, yani böyle muzurluk da yapmasınlar bize yani. Şimdi kadın söyledi diye. Şey yapmasınlar. Tamamdır. Bir şey daha sorayım. Yapmasınlar sana. Sevgili şimdi, hocam. Şimdi kadın hakları denildiğinde şiddete de karşıdırlar. Bizim toplumumuzda kadına dönük şiddet oldu mu? Var mıydı eskiden? Döver miydik hocaları, karılarını? Eskiden vardı ama eskiden vardı. Kimse... Sen biliyorsun Hasan Atı, rahmetli amacından da biliyorsun. Annen de sana çok şeyler iletmiştir. Bunu çok iyi biliyorum, çok konuştuk. Ama herkes şimdi bugün evlenin, bir saç gün sonra hadi ayrıldık, boşandık güle güle. Olmaz böyle şey. Evet. Ben şiddete de karşıyım, çok karşıyım. Yani istersen anladın, istemezsen anlatman ama... Hayatta bu toplumun kabul etmeyeceği, benim bana sorsunlar, şiddet gördüğü, şiddeti kınadığın birini söyle. Seçemem, hepsini kınarım ama elbet... Sen çok iyi bilin Hasan Atı. Şimdi bugün sen çok iyi bilin. 39 tane. Sana söyledim, 39 tane. 39 tane? Kırbaç? Evet. Evet. Her tarafım zaten şey, elim ayağım, senin onların yüzünü, ayaklarım da tutmamaya başlıyor. Onun için ben... Yani bir dakika bakayım. Yani o zaman gördüğün şiddet nedeniyle şimdi sağlık sorunu mu yaşıyor? Evet. Sağlık sorunu yaşıyorum tabii. Burada... Devlete bütün de... her tarafım topak topaktır. Sevgili Asürer. Evet. Yani aradan kaç sene geçti? 1963'te oldu bu olay. Evet. Harbin içinde. Harbin içinde daha hem işkence yapacaklar hem de Mausa'ya sürecekler. Ne biçim? Rahmetli ki Zeki Karabülük Cemaliye'nin gecesinden sonra oldu bunlar. Ya. Rahmetli Zeki Karabülük, Cemaliye, ilk şehitlerimiz onlar zaten biliyorsun. Yani sen 63, 64'te, 65'te mi olduydu sana yapılan? 63, 64, 74'te ben biliyorsun hastaneciğim, görev yapardım hastanede. Dektaş'a da buradan Allah rahmet eylesin diliyorum. Evet. Doktor Fazıl Gülsüm'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Onları saygı ve sevgiyle anıyorum. Aydın Hanım'a da buradan geçmiş olsun dileklerinde bulunmam. Onun da Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Doktor Fazıl Güçün diye de eşinin de Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Peki, tekrar hayata gelsek hangi seneleri yaşamak istek? Ben mi? Evet. Vallahi billahi o zaman hangi sene yaşamak isterim? Bizim o zaman şey, Alaman Harbi vardı. Biliyorsun Atatürk'ün evet. Öldüğü zaman. Evet. Çocuğudum. İngilizler köylerde gezerdi. Çocuğudum. O zaman da yaşamak istiyorum. Ama köyler hayata tekrar gelirsen, hayata tekrar gelirsen ne olmak isten? Vallahi billahi ne olmak isterim? Savcı olmak isterim. Hakim olmak isterim. Ve bu yapılan haksızlıklara karşı çıkmak istiyorum. Peki. İster mi bize bir şarkıcık söyleyesin? Bir şarkı mı istiyorsun? İster miyik arkadaşlar? İsterik.
Dünyanın kahrından bıktım usandım. Üzgünüm bu ellerde gülemedim ben. Herkesi dost sandım, yazık aldandım. Derdime bir çare bulamadım ben. Hayatta içecek suyum kalmadı. Bunca dileğimden Hasan Hocam biri olmadı. Çektiğim çileler henüz dolmadı. Derdime bir çare bulamadım ben. Ah, çektiğim çileler henüz dolmadı. Derdime bir çare bulamadım ben. Dinine sağlık. Sevgiler, sürer, sana saygılarımı sunarım. Aynen. Yönetim kurulu başkanımıza saygılar, sevgiler. Onun da Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tamam. Kibir Hanım'ın. Çok mersi. Eşim de saygılar sunuyorum. Çok mersi. Saygıyla kalın annem. Sağ olasın baba. Yani siz çok aydın gençlersiniz. Ne kadar sıkıntılı gelgitlerle beraber. Hem işkence görüyoruz, hem onu söylemeye başlar, hem ondan geri çekilir falan. Evet, hastaneye almıştık. Evet, dediğimiz gibi hastaneler daha çok böyle kısacık, devletin... Kısacık toparlayarak gidelim, daha bütün konularla evet, ayrı. Devletin ikiyüzlüğünü söylenmek için söylüyorum. Ancak hastanelerde şeyden bahsediyorduk. Geçtiğimiz yıllarda bir kadın neş kandırılarak Kıbrıs'a getirildiğinde bizim kendi hastanemizde kilit altına tutulduydu. Kaçmak için pencereni atlayarak ayağını kırdıydı. Bugün hastanede yapılan muamele birçok kez insanlık dışı olarak da şey yapılabilir. Kadının tamamen metalaşmasının en somut halini aslında orada görebilirik. Çıplak kadınların sıra sıra dizilip bir malmış gibisine çok invaziv, tıbbi doğruluğu olmayan peki, tamam, pahalı bunun testlere... Bunun dediğini biz halledemiyoruz. Yani bundan bir rahatsızlık var, peki? Bu, tabii rahatsızlık, bunun yanısına borçtan bağlama, müşteriden gelen şiddet, patrondan gelen şiddet, şiddetin her türlüsünü biz maalesef gece kulüplerindeki kadınların hayatlarından, hikayelerinden duyarık. Bundan niçin üstesinden gelemiyorum? Yani ciddi bir çoğunluğu da bence ne yaptığını bilerek geliyor. Şöyle bir şey var tabii ancak. Tabii bilerek geliyor diye her şeye müstahaktır demem. Tabii ki. Tam da oradan girecektim ben de. İnsan köleliği, kölelik öyle bir şeydir ki. Hani böyle yasaktır. Hep anayasaların üst maddelerinde yasaktır. Kimse köle olmayan rıza gösteremez. Yani bugün siz bana derseniz, Faika canıma tak etti bu hayat, gel beni vur. Ve ben sizi vururum. Ben hala daha cinayetten sorumluyum. Tabii ki. Onun için bir kişi fuhuşa, fuhuştan parasını, emeğini kazanmasına kendi şartları içerisinde onay verebilir ama bu kölelik koşullarına onay diye bir şey yoktur. Orada çünkü tamamen insanın rızasını ortadan kaldıran fiziksel, psikolojik ve ekonomik ama etkenler vardır. Burada ben Burcu'ya da geçmek istiyorum. Yani inanıyorum ki çok bana güven veriyorsunuz. Yani ben aynı konuları tek başınıza da konuşurum herhangi birinizle. Peki bu ülke bu tür insan haklarına daha saygılı olduğunu söyleyen iktidar partilerinde, iktidarda gördüm. Ya da hükümette parti gördüm, iktidar demeyeyim. Cumhuriyetçi Türk Partisi. Niye bunlar göz önünde olan bu işler istenilen düzene getirilemiyor? Yani genel olarak aslında toplumda sürekli bu cinselliğin ön plana çıkarılarak, pohpohlanarak, işte erkek cinselliğinin bir ihtiyaç kapsamında ele alınarak o mevcut seks köleliği şartlarında yaşayan kadınların konumunu meşrulaştırma çabası var genel olarak tüm toplumda. Yani işte gece kulüpleri de olmasa işte toplumda infial olur, şu olur, bu olur. Bir siyasi bunu söyledi. Bakan dedi ki, Sağlık Bakanı.
Evet, orada nasıl oldu söylediğiniz? Yani dedi bunları kapatalım da dedi karımıza kızlarımıza. Yani sürekli aslında bu cinselliğin bir ihtiyaç kapsamında ele alınıp böyle bir bu seks köleliğinin meşrulaştırılmasına yönelik bir algı var. Ve işte isteselerdi gelmezlerdi algısı da var. Yani işte bilerek geldiler bu şartları, yani bu şey gibi düşünün. Az önce verdiği örnekteki gibi, yani ya da bir işçiyim ben bir yerde ve çok kötü şartlarda çalışıyorum ama hayatımı sürdürmek için, ekmek parası kazanmak için çalışmaya ihtiyacım var. Çalışıyorsan o zaman hak dilemeye hakkın yok ya da işte maaşını dilemeye hakkın yok gibi bir şey. Yani insanlar o şartlarda, evet o şartları belki bilerek geliyor oraya bir kadın. Bilerek geleni de vardır, bilmeden o şartlarda olan da vardır. Ama bu o durumu meşrulaştırmaz ve o anlamda bu konuya gerçek anlamda bir kadın perspektifiyle bakmadıkça, çünkü biz siyaseti de tanımlarken devlet adamları diyoruz. İşte bunları tartışanları da siyaset adamı, hep tabii adam perspektifiyle. Bir şey söyleyeyim size, müsaade edin bu noktada bir katkı koyayım. Bu işlerin insan hakları temelinde disipline edilmesinden yanayım. Net. Yani kapadın edinden öte neyse bunun böyle dünya ölçüleri de düzenlensin. Ama bir zaman İstanbul'dan geliyorum, havaalanında tanıdığım birini gördüm. Yanında da bu amaçla getirmekte oldu 3-4 tane kadın. Dedim gel ya. Zor değil bu yaptığın iş, nasıl yani? Dedi bana abi, bu dedi böyle ilk zordur dedi. Sana peyinle başlayanı söylerler dedi. 3-4 ay sonra dedi bey olun. Nasıl dedi bana. Ve bütün kapılar sana açılır dedi. Nasıl yani dedim. Çünkü dedi kimler gelmez ki dedi. Onların dedi gördükten sonra onlar dedi. Ama şimdi yarası olan kocanacak. Bu konuda karar verici olanların bu yerleri her türlü istismar ettiklerini anlatmak için bunu söyledim. Buyurun. Yani bu çok aslında, az önce de bir soru sormuştunuz ya, Kıbrıs'ta en zorlandığınız kadın olarak. Aslında en zorlandığımız nokta şu, herkes zaten eşitiz, zaten özgürüz havasında ve o yüzden sert çizgilerimiz yok, sert ilkelerimiz yok. Halbuki yaşamımızda gerçek anlamda o kadının cinsel meta olarak görülmesi, herhangi bir duygusal ilişkide, sevgililik veya evlilik ilişkisinde duygusal şiddet görmesi, eşinden cinsel şiddet görmesi, bunların hepsi bu biraz da az önce dediğiniz ya, ganimet kültürüyle hızla orta sınıflaşan bir halk gerçekliği de var ve yapılan bir araştırma şu sonucu ortaya çıkarmış ki ekonomik olarak üst sınıftan insanlar, aslında kadınlar, şiddete uğradığını gizliyor. Çünkü sınıfsal kaygıları var. El ne der, şu ne der, işte ben gizleyeyim bunu, ben saklayayım ve işte dışarıdan biz özgürüz, moderniz, biz modern kadınız ama içeride yaşadığı duygusal şiddet, cinsel şiddet kocasından da görebilir, sevgilisinden, patronundan, iş yerindeki herhangi birinden, ama bu sınıfsal kaygılardan, o modernlik penceresini aşacağından, çünkü bunu dile getirdiğinde bir köylü kadından ne farkı kalacak gibi ama bir algı olabilir ya da ben yani konuyu çok açabilir ve sadece bunu çok konuşabiliriz ama beni rahatsız eden bu konuda böyle bir miktar protesto edilen, eleştirilen, orada duran ama bu toplumun en ayıp konularından biri olarak görüyorum. Yani disipline edilmediği için ve herkes teğet geçtiği için. Hani işte Pompei'ye gitmiştim yıllar önce. Orada da genele o kalıntının altından çıktı. Bu nasıl olacaksa, ha seks işçisi mi kölesi mi deyip topu gene taca atıyoruz biz. Halbuki bana sordukları zaman dünyanın en ağır işçiliği nedir? Seks işçiliğidir. Daha ağır iş yoktur dünya üzerinde. Çünkü bir kadının hiç bilmediği, takdir hakkı olmayan birileriyle birlikteliği vesaire. Bunu açmayalım ama yani bu konu düzenlenemez mi sevgili bey? Yani bu böyle aynen devam ediyor. Ben tam sözünüzü kesecektim. Biz Kıbrıs'ta gece kulüplerini konuşurken seks işçiliğinden konuşmayık, fuhuştan konuşmayık. Bizim Kıbrıs'ta kabul etmemiz gereken bir gerçekliğimiz var, artık bunu görmemiz gerekir. Orada borçtan bağlama vardır. Borçtan bağlamanın olduğu yerde ne rızadan ne bir şeyden biz söz edemeyiz. Uluslararası hukuk düzenlemelerine baktığımız zaten borçtan bağlamanın olduğu yerde kölelik vardır. Bir
hani devletler ne yapabilir? Yani bir yasasını uygulayabilir. Sen bir işçin iş almadan, vay ben seni bu kadar paraya getirdim, bu kadar yemek paran, bu şu paran, bu paran deyip işte 5.000-10.000 dolar eksiden başladı ama sonra yarıda bir hafta koşullarını görünce o insan kaçamazsın. Bizim gece kulüplerinde bu vardır. Bir Çalışma Bakanlığı için çok zor mu? Kadınlara iş sözleşmesi imzaladılar. Patron sayar içinde ne var? Biz de duyduğumuza şaşırırık. İşte yok şimdi önceden kaçarsan onun alacak, bunun alacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Çünkü Türkçedir, anlamaz kadın neyi imzaladığını. Hani çok uç şeylerden de söz etmeyik. Bir insanın hastaneye gidip insanca bakılmasından söz ederek, bir insanın Omurfa Ovası'nda bilmediği bir ülkede ağır uzun çalışma saatlerinde hiçbir şekilde hayır diyemediği. Yani ben bugün avukatım, bana biri gelir müvekkilim, beğenmezsem almam davayı. Yani para ihtiyacım varsa alırım ama her zaman için bir hayır deme hakkımı bunu, da saklı tutarım. Onun olmadığı bir mekanda biz ne genel ev tartışması yapabiliriz, ne fuhuş tartışması yapabiliriz. Tam da kadının köleleştirilmesinin, düşürülmesinin, yabancı düşmanlığının, bakanımız da değil zamanda, yani biz insanlığımızdan bu kadar sıyrıldık. Bizim kızımıza olmasın, bizim olana olmasın, ötekine ne şimdi olursa olsun. Ben bulup o görüntüleri tekrar ekrana getireceğim. Çabucak da geçeyim başka bir konuya. Ben istediğim görüşü konuşayım, buldum. Ve bir program yaptım, belki anımsayacaksınız. Onu arşivden bulup yayınlayacağım. Gittiğim an dedim ki pişmansan ben sohbet etmek istemem. Yok dedi. Program bitti. Pişmansan dedim yayınlamayacağım. Eğer dedim silmemi istersen gözünün önünde dedim kaseti imha edeceğim. Ne isten dedi. Bir tek endişem var dedi. Annem görmesin. Anlatabildim mi? Ve ne kadar yaptığı işi kabullense de Özbekistan'dan gelmiş birisiydi ve ailesinin onu İstanbul'da bir otelde çalıştığını bilirmiş. Baktım ki ne kadar kabullense yaptığı işi, ciddi kendisiyle bir psikolojik savaş yaşıyor. Ve bu insanlar yalnızdır. Yalnızdır. Peki şiddet. Başka bir yere geçtik. Toplumda bu konu işte yasalar şunlar bunlar yapıldı. Kıbrıs Türk toplumunda şiddet. Siz ve sonra Baykal. Yani az önce dediğimiz gibi aslında kadına, kadına yönelik şiddet ki şiddet konusu aslında genelde şiddet denildiğimizde fiziki bir şey olarak algılanır. Yani fiziki olarak vurma varsa, fiziki temas varsa o şiddettir diye algılanır. Fakat şiddet çok daha kapsamlı, çok daha farklı boyutları olan bir konu. Sadece fiziki temasın da ötesinde duygusal olarak bir insanın... Örneğin bir kadının birisi bir sevgililik durumu var. O sevgilinin kadını ayrılmakla tehdit ederek her istediğini yaptırması da atıyorum bir duygusal şiddettir. Ya da bir kocanın istemediği halde eşiyle birlikte olması da bir cinsel şiddettir. O boyutuyla aslında şiddetin daha kapsamlı ele alınması ve üzerinde durulması gerekli. Kıbrıs'ta dediğimiz gibi biraz da bu bizde olmaz şeyini çok yaşıyoruz biz. Yani işte bizde olmaz, bizim toplumumuzda olmaz. Yani varsa da dışarıdan gelenler bunu yapmıştır gibi bir algı var. Bu da aslında yaşadığımız şiddeti görmemizi engelleyen bir durum. Yani görünürlüğünü ortadan kaldıran bir durum. O anlamıyla biraz belki daha gerçekçi yüzleşmek lazım kendimizle, toplum olarak da. Bu gerçekliği, yani bu şiddet varsa bu bir utanç değildir. Bir kadının yaşadığı bir şiddet durumu varsa bu bir utanç değildir. Bu ortaya çıkarılıp üzerinde durulması, aşılması gereken, mücadele edilmesi gereken bir konu. Nasıl mücadele edelim? Önce biraz rakamları hatırlatalım. Tabii. Kıbrıs'ın kuzeyinde son nedir? Son 5 dakika. Son 5 dakika. Kayad'ın yaptığı çalışmadan 2-3 bir şey söyleyelim. Orada anket yapıldıydı. Her 3 kadından biri eşinden hayatından en az bir kez tokat yemiş mesela Kıbrıs'ta. Her 3 kadından biri mesela psikolojik şiddete geçersek eşinin davranışlarından ve sözlerinden dolayı korktuğunu söylemiş.
her dört kadından biri son dönemde bu kürtaj meseleleri çok gündeme geldi. Hamileliklerini sonlandırmak istemelerine rağmen bunu yapmaktan, daha önce böyle bir şey yaşadıklarından, bunu yapmaktan korktuklarından söz eder. Her dört kadından biri ailenin ekonomisinde ne nasıl para harcayacağında söz hakkı olmadığından bahseder. Ve bu Kıbrıs ve bu arada bu çalışmayı yaptığında arkadaşlar şunu da özellikle not etmişler. Kıbrıs'ta veya Türkiye'de veya üçüncü ülkede doğup doğmadığına fark etmeksizin onlara da ayrı çalışmışlar. Bu oranlar hiç fark etmemiş. Şiddet var. Önce olduğunu söyleyecek. Çünkü olmayan bir sorunu çözemeyik. Daha sonra da buna karşı savaşacak. Buna karşı nasıl savaşacak? Kadınlar eğer erkeklere göre orantısız bir şiddete maruz kalıyorsa, sırf kadın olduğu için şiddete maruz kalıyorsa, burada toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir olgu varsa bunu aşacak. Peki. Siyasette, daha doğrusu işte kotalar filan, kadın neden siyasette istenilen etkinliği oransal olarak elde edemiyor? Kadın elde edemiyor değil, vermiyorlar. Erkekler otur, iktidardakiler oturdukları yerde ne kadar rahatlar ki ve iktidardakiler ama erkekler. Ama eskiden derlerdi meyhanedir, siyaset meyhanedir. Şimdi meyhane fotoğraflarına bakarım. Yani kadınlar meyhanede de erkeklerden at başıdır sayısal olarak. O zaman demek siyaset meyhanede de varsa orada da yapılabiliyor. Neden siyasette erkek egemenlik kırılamıyor? Ama devlet ki kadınlar oy vermez zaten kadınlara. Neden? Çünkü bize toplumsal olarak öğretilen işte kadınlar, çünkü o toplumsal cinsiyet dedik ya, işte oyuncak bebeklerle, mutfak malzemeleriyle büyütülürken, erkekler işte polis oyuncaklarla, tabancalarla büyürken, kadınlara öğretilen bir rol var. Sessiz kalması, kadının kadını kıskandığı, kadının yönetici olamayacağı, çünkü duygusal olduğu, zayıf olduğu, karar veremeyeceği, gelgitli olduğu vesaire. Yani toplumsal olarak kadına yapıştırılan pek çok damga var zaten bu. Evet, işte saçı uzun aklı kısa denir, sakalım yok ki dinlensin denir. Aslında pek çok kimlik var kadına yapıştırılan. O anlamıyla kadının hem cinsine de inancı yok aslında bir şeyleri başaracağından. Çünkü kendisine inancı yok. Çünkü öyle toplumsal roller onu o kendisinden yabancılaştırarak aslında bir bireye dönüştürmüş. Ve o hem cinsine de güveni olmadığı için işte bir işte kadın kadını kıskanır algısı üzerinden, ya da işte kadınlar anlaşamaz, bir yerde kadın varsa kesin sorun çıkar algısı üzerinde. Bugün biz köylerde bile bir çalışma yaptığımızda, bir toplantı yaptığımızda, gittiğimizde o köydeki toplantıya atıyorum üçümüz gittik, isimleri boş verelim, Ahmet, Fatma, Ayşe diyelim. Siz konuştuğunuzda oradaki insanların sizi dinlerkenki tepkisi farklı olur. Ben ya da Faika konuştuğunda farklı olur. Çünkü işte biz kadınız, aman bu kadınlar da işte anlatsın gitsin. Ama erkek konuştuğunda ister istemez, konu siyasetse, ister istemez erkeğe daha farklı bir, hala o konuda daha farklı bir bakış var. İşte erkek bilir ama kadın konuşuyor da işte aman anlatsın bitsin. Gidecek yolumuz var diyeyim daha kadın hakları konusunda. Ne kadar, kaç arpa boyu gittik? Yoksa gittik biraz. Biraz gittik. Kadın mücadelesini küçümsemeyik. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Burcu, sevgili Fayka. Güzel bir sohbetti. İki telefon bağlantımız vardı. Biri Osman Bey'in farklı konuydu. Onlar da söylediklerinden daha fazla söyledikleri, söylemediklerinden alacağımız mesajlar vardı. Evet. Senede bir gün değil, her zaman bu konularda hassasiyet gösterilmeli ve toplumu ötekileştirmeden, bölmeden bütünlüklü bir şekilde hizmet edecek anlayışla, çok sağ olun, iyi ki varsınız. Bu çizgide devam edin. Yani abim çok akıllıca söylerim, yok yok, siz tamamsınız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yarın biz yine buradayız ve sizlerle birlikte olacağız, konuşacağız. Yarın göz konusunu, göz sağlığını konuşacağız. Koray Karadayı, doçent doktor, konuğumuz. Hoş bir sohbet olacak. Ne demişler? Önce sağlık. Baktığımızda iyi görelim. Bay bay.